Eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı sorulmuş. Denklem çözer gibi kök buluyoruz arkadaşlar. Bir kök 4, bir kök 7. Tabloyu oluşturuyoruz. Önce küçük kökten başlayarak yazıyoruz. Sonra en büyük dereceli x'e bakacaksınız. Burada da x kare zaten. x karenin işareti pozitifse evet pozitifle başlayacaksınız. Negatifse negatif. Böylece artı eksi artı sağ taraftan başlıyoruz yazmaya. Küçük eşit demiş. 4 dahil 7 dahil olduğu için arkadaşlar kapalı aralık diyeceğiz. C şıkkı. İster kesirli olsun isterse çarpmalı fark etmez. Ki yine kök bulacaksınız arkadaşlar. Kök bulurken de işte bir tane kök 1 bir, bir, tane kök eksi 4. Yalnız x eksi 4'e eşit olmaz diye muhakkak belirtin. Çünkü paydayı sıfır yapıyor sıkıntı çıkmasın. Eksi 4 1. Yukarının işareti artı x'in işareti aşağının da artı artı bölü artıdan artı sonra eksi sonra yine artı. Küçük eşit demiş eksi 4 bakın dahil değil açık aralık. 1 dahil kapalı aralık. Buna dikkat etmek lazım basit ama önemli bilgi. Tabi neden eksi 4 e açık aralık? Eksi 4 dahil olmamalı paydayı sıfır yaptığı için kökler içinde yer almaz. Eşitsizlik çözerken arkadaşlar en önemli dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi sıfır yapmak sağ veya sol tarafı. O yüzden böyle çözmeyeceğiz. Yani ne değer verebiliriz diye uğraşmayacağız. Açacağız bunu x kare eksi 6x artı 8 eksi 3 diye sol tarafı atıp yine yeniden bir eşitsizlik oluşturacağız ve sağ tarafı 0 yapmış olacağız. Böylece x eksi 5 x eksi 1 küçüktür 0 oldu. 5 ve 1 geldi köklerimiz. Tabloya yerleştirdiğimiz zaman küçükten büyüğe 1 5 ee, şöyle. Sonra ne ile başlayacağız? X artı, X artı, artı çarpı artıdan artı. Sonra eksi, sonra artı. Böylece dahil olmadığı için küçüktür demiş. 1 açık, 5 açık olacak arkadaşlar. Kaç tane tam sayı değeri vardır? 2, 3, 4, 3 tane. B şıkkı. Eşitsizlik çözerken sadeleştirme yapmayın bu hizalarda. Yani pay ve payda sadeleştirilir ama bu şekilde arkadaşlar aynı hizadaysa olmaz. Çarpım durumundaysa olmaz. Bakın atacaksınız öbür tarafa. Normal böyle x parantezini alacaksınız. x küp eksi 8 küçüktür 0 diye. Sonra 0. Buradan da bir kök gelecek. 2 arkadaşlar haliyle 0 ve 2 artı x küp dediği için 2'nin kübü yani tek katlı kök. Eksi artı çift katlı olsaydı ne yapacaktık? Arkadaşlar 2 tane böyle koyarsınız. Orada artık size kalmış tercih. Ama işareti değiştirmeyecektik. Burada öyle bir sıkıntı yok. Haliyle 0-2 aralığı oldu. Burada küçüktür dediği için açık aralık B şıkkı. En geniş çözüm kümesi demiş arkadaşlar eşitsizliğin. Yine bir tablo kenarda dursun. Kökler şimdi bakın. Heh. Burada küçüktür 2. İçler dışlar yapmıyoruz. Ben içler dışlar yapmayı eşitsizliklerde kabul etmiyorum. Paydada değişken varsa sakın bu sorularda böyle bir sıkıntı yokmuş gibi olur. Sonra başka sorularda problem yaşarsanız çünkü x'in işareti belli değil. Eksi mi artı mı belli değil. Beni dinleyin her zaman. Payda da x varsa içler dışlar yok. Normal payda eşitlemek var. Payda eşitliyoruz. Eksi 2x artı 4 diyorum. Bölü x eksi 2. Burada 4'ler gitti. Eksi x bölü x eksi 2 küçüktür 0. Artık payı 0 yapan değer 0. Paydayı 0 yapan değer 2. Bir kök 0, 1 kök 2 geldi. X'in 2'ye eşit olmadığını belirtelim. Çünkü paydayı 0 yapan değer sıkıntı çıkarabilir. Ve ne ile başlayacağız? Yukarının işareti eksi, aşağının artı, eksi bölü artıdan eksi, sonra artı, sonra eksi. Böylece arkadaşlar eksi sonsuzdan 0'a kadar birleşim 2'den sonsuza kadar olan yerler oldu. Bakın burası ve burası olduğu için E şıkkı. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Burada bakın 2 üzeri x eşittir 4'ten ilk kökümüz 2. Burada x küp eşittir 27'den ikinci kö kökümüz 3 oldu. 2, 3. Ne ile başlayacağız? Artıyla işaret artı, işaret artı. Sonra arkadaşlar eksi ve artı. Küçüktür dediği için 2, 3 açık aralığı. Böylece bu aralıkta tam sayı yok ki arkadaşlar. 2 ile 3 aralığında tam sayı var mı? Yok. Bu yüzden cevap 0. Bir tam sayının karesi bu tam sayının 3 katının 10 fazlasından küçüktür. Attım sol tarafa x kare eksi 3 x eksi 10 küçüktür 0. Çarpanlarına ayırdım x eksi 5 çarpı x artı 2. Demek ki çarpanlara ayırma da çok iyi çalışılmalı bu konudan önce. Böylece küçüktür 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz 5 işaret artı işaret artı artı çarpı artıdan artı sonra eksi sonra artı. Böylece sağlayan değer eksi 2 ile 5 aralığında. Peki bunlar neler? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Toplamları birler gider. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. C şıkkı. Sağlamayan demiş altını da çizmiş. Önce soruda şunu görmeliyiz arkadaşlar. Paydaya ne verirseniz verin. Her zaman burası sıfırdan büyüktür. Çünkü arkadaşlar birinci yol deltasına bakarsın. Delta küçüktür sıfırdır. X karenin işareti de artıdır bir seferlik göstereyim şöyle uzunca size. Haliyle deltası bunun sıfırdan küçük ve x karenin işareti artı olduğu için daima artı gelir. Ya da basit yorumla x kare eşittir eksi 4 olamaz. Haliyle burada kök yoktur. Ne verirseniz verin bir sayının karesi sıfır veya pozitif olduğu için pay da pozitif olacak. Demek ki bize pay ilgilendiriyor bu sırada. x kare eksi 4 x büyüktür sıfır olmalı. Çarpanlarına ayırırsak x çarpı x eksi 4 büyüktür sıfır olur. Bir kök sıfır bir kök 4 Tabloyu yaptığımız zaman x'lerin işaretleri artı çarpı artıdan artı ile başlayacağız. Sonra eksi, sonra artı arkadaşlar. Böylece 0 kapalı, 4 kapalı sağlamayan değer. Bize onu sorduğu için. 0 1 2 3 ve 4 dahil. 4 3 dahil, 2 daha 9, 1 daha 10 olacak. Büyüktür dediği için evet. Kesinlikle sağlamayanlara 0 da dahildir, 4 de dahildir. İfadelerinden hangileri her x gerçek sayısı için daima aynı işaretlidir? Burada bizim için önemli olan delta'dır arkadaşlar. Delta sıfırdan küçükse şöyle bir şey olacaktır. Kök olmayacağı için artı ile başlasanız hep artı gider. Yine arkadaşlar burada delta küçüktür sıfır olsa ve eksi ile başlasanız eksi ile devam eder. O yüzden deltalara bakmamız yeterli. 4 artı 12'den delta büyüktür sıfır oldu. iki kökü var burada tablo şöyle olur. Bakın bir kök bir kök artı eksi artı olmaz o yüzden. Eksi x kare artı 3 x eksi 5'e bakalım. 9 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 5. Haliyle arkadaşlar burada da yine eksiler gitti. 9 eksi 20'den eksi 11 geldi. İşte bu görüntü hangisi biliyor musunuz? Bu. Kök olmadığı için eksiyle bir başlıyorum. Eksiyle devam etmek zorunda kalıyorum. evet bu yüzden bu her x sayısı için daima negatiftir x kare eksi 2 x artı 3'e bakalım deltasına. 4 eksi 12 yani eksi 8. Bu da arkadaşlar böyledir. Artıyla başlayacağız. Artıyla devam edeceğiz. İşareti aynı. 2 3 d şıkkı. Sağlayan x tam sayılarının toplamı denmiş. Şimdi burada çok basit ama önemli mevzumuz. Çift katlı köklerde arkadaşlar işareti değiştirmiyoruz. Köklerimiz neler? E, eksi 2, 2 ve 3. Hemen 3'e bir anlayacağınız bir şey koyun. Bunlar da tek katlı aslında. Şimdi 3 eksi x'e sakın işareti eksi demeyin tamam mı? Çünkü karesini aldığınız zaman o x kare ile başlar artı işarettir. Eksi x eksi işaret x küpten de artı geliyor. Böylece eksi çarpı artı bölü eksiden eksi ile başlayacağız. Çift katlı kök olduğu için işaret değiştirmeyeceğiz. Sonra yine artı sonra yine eksi. Böylece sağlayan değerlerimiz arkadaşlar hemen sağlamayan bir de x eşit değildir. Eksi 2'yi kocaman gösterin ki aman gitmesin sorunuz boş boşuna. 2 aç, eksi 2 açık. 2 kapalı aralık arkadaşlar. Eksi 1, 0, 1, 2. Haliyle bunların toplamı. Bir de bir şey daha ekleyeceğim birazdan. Şimdi bu dursun bir 2 diyeceğim. Ancak soruda hemen bir yıldız koymak istediğim yer var. Orası da 3. Bu soruda arkadaşlar büyük eşit diyor ya haliyle sadece büyük değil burada sıfır yapan değeri de almayı unutmayacağım. Payı sıfır yapıyor. O yüzden cevap şıklarında 2 yok bile olsa belki birçok kişi atlayabilir. 2 artı 3'ten 5. Büyük eşit dediğim gibi eşitliği de sağlar demektir. Eşittir sıfır olan yerleri de almayı unutmayın. Eşitsizliklerde birazcık böyle işte arkadaşlar ince ufak noktalar oluyor. Önce eşitsizliği çözerim diğer tarafı hallederiz. Payda eşitliyoruz x kare eksi 9 payda eşitleyeceğiz bu konuda arkadaşlar bol bol. Büyük eşit sıfır içler dışlar yapmayacağız. Böylece bakın payın kökü x eksi 3 çarpı x artı 3 olduğu için payda da x olduğu için köklerimiz eksi 3 0 ve 3 geldi. Bütün x'lerin işaretleri artı artı ile başlayacağız. Eksi artı eksi bir de x eşit değildir sıfırı alışalım bu paydaları sıfır eşit değildir diyelim ki hep unutmayalım sorularda ince yerlerde sıkıntı olmasın. Büyük eşit dediğinden dolayı eksi 3 kapalı aralık. Sonra arkadaşlar 0 açık aralık. Birleşim 3 kapalı aralık sonsuz. En küçük sağlayan değerler nelerdir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bir. bir de arkadaşlar 3 gelecek. Bunlar birbirini götürdü. Toplamları eksi 3 oldu. B şıkkı. Eşitsizlik sistemi dediği için arkadaşlar şöyle ben yaparken Yine kökleri tek tek yazıyorum ama iki ayrı tabloya bölüyorum bir nevi tek tabloyu. Kökler neler? Birinci denklemin kökü 2. Iki. ikinci denklemin kökü arkadaşlar 0 yapan değer yani 4 ve eksi 7. Tek tek yazıyorum. Eksi 7, 2, 4. Ama bak işaretlerken nasıl yapıyorum? Birinci eşitsizlik manasında 1 diyorum. ikinci eşitsizlik manasında 2 diyorum. Kökleri ayrı ayrı gösteriyorum. Bunlar birbiriyle ilişkili değil. Sonra bakıyorum. X eksi 2 küçüktür 0 nedir? Tam buradan artı artı eksi eksi yani sağlayan değerler şu bölgedir arkadaşlar. Sonra geliyorum alttakine. Eksi artı işte buna göre bakıyorum. Eksiyle başlayacağım. Artı diyorum. Sakın işaret değiştirme neden? 2 alttaki denklemin kökü değil ki. O şu işaretlediğim noktaya gelene kadar aynı işaretle kal, sonra değiştir. Bunu sağlayan değer neresi? Burası. İkisini birden sağlayan neresi geldi arkadaşlar bakın? eksi -7 açık 2 açık aralığı geldi. İkisinin de sağlayan bölge. İşte ortak bölgeleri böyle alacağız. 2, eksi eksi 7, 9. ikisi de sağlamıyor. Bir daha çıkaracağız. 8 farklı değer için sağlar B şıkkı. Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda çok önemli bir şey var. Onu özellikle vurgulayayım. Köklü sayılar aynı zamanda sanki bir eşitsizlik sistemi gibi şöyle çözülür. 1. Bir, bir kere x eksi 3'ün büyük eşit sıfır olması lazım. Şu an ben eşitsizlik çözmüyorum. Bir çift dereceli denklemin içinin asla negatif olmaması gerektiğini biliyorum. O yüzden soruyu şöyle yapacağım bakın. Normal eşitsizliği çözeceğim. 3 burada duracak. Diğer kökte 7 tamam mı? Şimdi bak bu kök. Kök sağlanmazsa hiçbir anlamı yok. Bu 3'ten küçük değerlerde negatif oluyor. Sonra eşitsizliği çözelim. Bir kere burada zaten sağlayan şartlarda ne verirseniz verin arkadaşlar burası artı'dır. Köklü bir ifadenin İçi negatif olmuyorsa mecburen dışı da pozitif olur. O yüzden burayı sildim artık o şartı gördükten sonra x eksi 7'ye bakıyorum kökümüz ne? 7. Kökü böyle işaretliyorum. O zaman artı eksi artı. Gördüğünüz gibi normalde sağlayan değer eşitsizliği bu. Ancak eşitsizliğin var olması için matematiksel olarak yanlış olmaması için bu şartlar altında soru doğru. Her iki şartı sağlayan bölge neresi? İşte burası. Bu yüzden 3 kapalı çünkü 3'ten büyük veya eşit olabilir. 7 paydayı 0 yaptığı için 7 açık aralık arkadaşlar D şıkkı. X 5'in mutlak değeri arkadaşlar hemen söylüyorum bakın. Burada tam da soruda 2 bilgi de verilmiş zaten. Eğer mutlak değer halindeyse komple denklem ve bu denklem başka bir denklemle bölüm halindeyse çarpım halindeyse bunun köklerini ben çift katlı kök kabul ederim. Sanki x eksi 5'in karesiymiş gibi. Çünkü ne verirsek verelim 5 hariç arkadaşlar. Her zaman pozitif olur. 5 çift katlı olarak bu yüzden duracak. Sonra mutlak x eksi 2 bakın mutlak değer burada mutlak x bir denklemle bölüm veya e çarpım halinde değil. Toplam ve fark halindeyse burada bulduğunuz kök tek katlı köktür. Sakın çift katlı kök diye atlamayın. Mutlak değerlerde bazen öyle yanlış anlaşılıyor. Ne zaman? Bir mutlak değer bir denklemle çarpım veya böyle bölüm halindeyse evet çift. Ancak mutlak değer bir sayıyla veya bir denklemle fark etmez. Herhangi bir şeyle toplam veya bölüm halindeyse burada bulduğunuz kök tek katlı kök olur. Tabloya yerleştiriyorum izleyin. Eksi 2, 2 ve 5. Yukarının işareti, ikisinin işareti ne olursa olsun mutlağın dışındaki işaret önemlidir. Artı bu yüzden. Hemen burada neyi görmeliyiz? Çift katlı kök olduğu için 5 yine artı. Sonra eksi sonra artı arkadaşlar. Bunlar tek katlı. Bir de x 2'ye ve eksi 2'ye eşit olamaz. Paydayı sıfır yapar. Bu yüzden sağlayan değerler eksi 2. 2 aralığında arkadaşlar. Ama eksi 2 de açık olacak. 2 de açık olacak. Bu değerlerin arasında 0 var ya o zaman bu sayıların çarpımı direkt 0 gelir. A şıkkı olur arkadaşlar. Bu arada tabi şunu da eklememiz lazım soruya. Normal eşitsizliğin çözüm kümesini sorsaydı aslında 5 de dahil onu da unutmayayım. Morla göstereyim ki bir nevi ben de unutmuş oldum çünkü. 5 de arkadaşlar payı 0 yaptığı için sağlayan tam sayıların içinde vardır. Toplam sorsaydı bunu da eklerdik. Her x gerçek sayısı için sağlanıyorsa tablo şu şekildedir işte arkadaşlar. Başlarsınız artı, 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 artı devam eder. Her zaman pozitiftir çünkü büyüktür sıfır olması lazım. Bunun için de delta'nın küçük sıfır olması gerekiyor. Çünkü bakın burada bir kök yok. Böyle bir çizgiyle kök çizeriz ya böyle bir durum yok burada. 25 eksi 4m küçüktür sıfır. 25 küçüktür 4m. 25 bölü 4 küçüktür m. Yani 25 bölü 4 6 küsür bir sayı. 6 küsürden büyük ilk sayı arkadaşlar 7'dir. D şıkkı. A bir gerçek sayı olmak üzere x artı 2 küçük eşit a eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler sağlanıyor diyor. Bir kere x eksi 1 bu eşitsizliği sağlıyormuş. Yerine yazalım. Eksi 1 artı 2 küçük eşit a. O zaman arkadaşlar böylece ...bir küçük eşittir a diyebiliriz. x de 3 olunca bu eşitsizliği sağlıyor, sağlamıyormuş. Yerine yazarsak demek ki 5 küçük eşit A olmuyormuş da tam tersi nedir bunun? Büyüktür A'dır. Hemen şunu söyleyeyim. Küçük eşitin tersi böyle arkadaşlar. Büyük eşitin tersi küçüktür. Yine küçüktürün büyüktürün tersi de böyle dahildir. Yani birisinde dahilse diğerinde gördüğünüz gibi değil. Bu yüzden ne yaptım? Bakın 5 büyüktür A dedim. Haliyle bu şartları sağlayan durum nedir? 5 büyüktür A büyüktür. 1 oldu. 1 kapalı aralık arkadaşlar. 5 açık aralık E şıkkı.